Yanıltmayı seçilen kadına şiddet, çirkin yüzünü bu defa trafikte gösterdi. Tek suçu hatalı dönüş yapmaktı. Şehir zorbaları aracını takip etti. Evinin önünde kadın sürücüyü dövmeye başladı. Yardıma giden ablası da iki zorbanın şiddetinden kaçamadı. Boksör gibi yumruklarla çalışan, yumruklarla vuran kişidir. Kardeşini kurtarmaya çalışırken kendi de hedef oldu. İki kız kardeş trafik magandalarının saldırısına uğradı. Sokak ortasında darp edildi. Evden çıkanlar şokta, zaten anlayamıyor bir şey. Ben sadece çocuğumu düşünebildim. Mali müşavir Nurcan adlı Sezgin işten çıktı. Evine doğru gidiyordu. Hatalı dönüş yaptığını söyleyen iki kişi iddiaya göre araçtan ona küfür edip peşine takıldı. Onların beni takip ettiklerini gördüm. Benim yaşamımın son anı. Ben saniyeler sonra ölmüş olabilecektim. Silah alabilirdi. Ben sadece çocuğumu düşünebildim. Evinin kapısının önünde tekme ve yumruklarla saldırıya uğrayan atlının çığlıklarını ablası duydu. Kardeşinin darp edildiğini gören abla hemen aşağı indi. Ama o da saldırının hedefi oldu. Kapı açılıyor. Şimdi şu anda Nurcan ablayı saldırıyor. Kapanmaz bak, sana ben görüyorum. Filiz abla geldi. Şu an Filiz ablaya da vuruyorlar. Şiddet, öyle bir şiddet ki sadece boksör gibi yumruklarla çalışan, yumruklarla vuran kişidir. CHP Kestel İlçe Başkanı Yıldıray Atlı'nın kız kardeşleri olan iki kadını komşuları kurtardı. Olay yerinden kaçan saldırganlar yakalandı, gözaltına alındı. Onların yanında da varmış bayanlar. Şu an hala saldırıyor. İki kadın şehir zorbalarının serbest bırakılmasının ardından yaşananları bir basın açıklamasıyla protesto etti. Bu insanlar ben hastaneden daha dönmemişken bunları tutuklamadılar. Ben bunu anlayamıyorum.